Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi, Diplomasi Akrobasi Türkiye'nin Amerika ve Avrupa Birliği ile ilişkileri son derece kötüyken İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini Amerika baskısı sonucu kabul etmesi kabul edilemez. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan bu mutabakat zaptı bilinsin ki asla hukuki bir metin değildir. Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin zafiyetidir. Mutabakat zaptı, üç ülke arasında ön anlaşma demektir. Yani siyasi bir deklarasyon olmuştur. Unutulmasın ki siyasi deklarasyonlar her zaman değişebilir, üzerinde oynanabilir. Hükümetler değişir, şartlar farklı gelişir ve ülkeler farklı bir siyasi çizgi izleyebilirler. Mutabakat metninin kalıcı ve kesin şekilde ülkeleri bağlayıcı bir hukuki yanı yoktur. Cumhurbaşkanı Erdoğan hukuki bir metin olması için dirense ve ısrarcı olsaydı mutabakat metni yerine 3 ülke tarafından imzalanan bir anlaşma olurdu. Bu anlaşma metni de üç ülkenin parlamentolarında onaylanır ve kalıcı resmi hukuki bir zemine otururdu. Erdoğan anlaşma yapılmasını gündeme dahi getirmedi bir diğer yolda mutabakat metni yerine resmi NATO belgesi hazırlanmasıydı ki Erdoğan bu iki konuda da gerekli adımı atmadı. Peki asıl olması gereken neydi? Lozan gibi uluslararası antlaşma imzalanmalıydı. Şöyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Mayıs'ta gündeme getirdiğim ve muhalefet liderlerinin de ortaya koyduğu şu şartları Amerika, NATO ve Avrupa Birliği'nin önünde masaya ısrarlı şekilde koymalı ve mutlaka kabul ettirmeliydi. Yunanistan açısından Ege Denizi'ndeki 12 mil iddiasından vazgeçmeli. Vatan toprağı 20 Türk adası derhal boşaltmalı. 12 adayı silahsızlandırmalı. Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini veto etmemeli. Türkiye örgütleri PKK ve FETÖ'ye karşı durmalı ve ülkesindeki teröristleri Türkiye'ye yargılanmaları için teslim etmeli. Avrupa Birliği açısından Türkiye'nin tam üyeliği kayıtsız şartsız kabul edilmeli. Schengen vizesi kayıtsız şartsız verilmeli. Terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye karşı durmalı ve ülkesindeki teröristleri yargılanmaları için Türkiye'ye kayıtsız şartsız teslim etmeli. PKK başta tüm terör örgütlerine desteği kesmeli. Türkiye'nin sığınmacılara harcadığı 100 milyar doları Avrupa Birliği Türkiye'ye geri ödemeli. Amerika açısından F-35 uçak üretim projesine Türkiye'yi kayıtsız şartsız geri almalı. S-400 hava savunma sistemi yerine Patriot hava savunma sistemini satmalı. F-16 savaş uçaklarımızın modernizasyonu acilen yapılmalı. Türkiye'ye yönelik Halkbank dahil tüm ambargoları kaldırmalı. Fethullah Gülen'i hemen Türkiye'ye teslim etmeli. Suriye politikasından vazgeçmeli ve PKK uzantısı PYD YPG terör örgütlerine verdiği tüm desteği durdurmalı ve verdiği silahları geri almalı. Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurulmasından vazgeçmeli. Hain darbeci Fethullah Gülen'i ve ülkesindeki tüm PKK ve FETÖ terör örgütü mensuplarını kayıtsız ve şartsız Türkiye'ye iade etmeli. Yunanistan'a kurulan tüm askeri üsleri Amerika NATO üssü haline getirmeli. Amerika Başkanı Biden'ın talebi üzerine İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye'nin koyduğu ambargoyu Erdoğan'ın kaldırması tam bir teslimiyetçilik rezaletidir. Yapılan üçlü mutabakat metninde ise sadece İsveç ve Finlandiya açısından PKK uzantısı PYD YPG terör örgütleri konusu yer almaktadır. Amerika'nın, Almanya'nın, Yunanistan'ın ve Fransa'nın FETÖ ile PKK uzantısı PYD YPG terör örgütlerine vermeye devam ettiği destek ne olacak? Elbette devam edecek. Olması gerekense şuydu. Türkiye, Amerika, Avrupa Birliği ve münhasıran Yunanistan'ın meclislerinde de kabul edilecek, yukarıda saydığım şartları içeren uluslararası bir antlaşma imzalanması gerekliydi. Erdoğan hükümeti önüne altın tepsiyle sunulan bu imkanı elinin tersiyle itti. Mutabakat metniyle daha fare doğurdu. Yazıklar olsun. Yunanistan'ın NATO'ya alınmasında darbeci Kenan Evren'in yaptığı hatayı Erdoğan 2009'da Fransa'nın NATO'ya girişine de kayıtsız şartsız onay vererek, 2022'de ise İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesini cılız mutabakat metniyle onay vererek tarihi hataları üst üste yaptı. İsveç ve Finlandiya için Erdoğan dedi ki hiç zahmet edip gelmesinler. NATO üyeliklerine onay vermeyiz. Evet gelmediler ama Erdoğan onların ayaklarına tıpış tıpış gitti. Türkiye'nin ambargosunu güle oynaya kaldırdım. Yazıklar olsun. İşte tek adam rejimi tam da budur. Uluslararası diplomasi de altın kuraldır. Win-win yani kazan kazan siyaseti. Erdoğan hükümetinin yaptığıysa sadece şudur. Diplomasi akrobasi. Günün sorusu şudur. Erdoğan Türk milletine verdiği sözleri neden tutmuyor? Yanıt şudur. Önce meydan okur, sonra geri adım atar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.